İyi akşamlar. Bugün 18 Ekim 2010 Pazartesi. Baba Haber Bülteni başlıyor. Sayın seyirciler, işsizlik hala Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olmaya devam ediyor. Şimdi bir televizyon reklamının akla getirdikleriyle birlikte izliyoruz efendim. Evet beyler, paraları topluyoruz. Eyvallah abicim, sağ ol. Eyvallah abicim, sen de sağ ol. Allah abi buyur. Yok, sağ ol kaçım. Senden istemez, sen fasulyesin. Fasulye mi? Sen bana ne dedin? Ben fasulye miyim abi? Bana fasulye mi dedin abi sen? He, fasulye dedim. Çünkü fasulyesin sen. Ben niye fasulye oluyorum abi ya? Abi senin zaten masrafın çok. Sana çok yükleniyorlar. Biz aramızda hallettik seninkini. Merak etme sen. İşi olmayanlara iyi davranın. Onlara çok yükleniyorlar. Oysa hem uzun hem kısa süreli iş aramalar için her yönde en iyi iş fırsatları Mobil İşsiz'de. Senin işin var mı? Benim zaten sigortalı işim var. Sigorta ne? Kinayeli? Sayın seyirciler, bildiğiniz gibi Yaprak Dökümü'ndeki Ali Rıza Bey'i huzur evine yatırdılar ve webcam ile adamcağızı bütün gün gözetliyorlar. Fakat az sonra izleyeceğimiz görüntülere bakılırsa Ali Rıza amcanın keyfi gayet yerinde gözüküyor. İzliyoruz efendim. Hayatımızın parçası haline gelen güvenlik kameraları sayesinde artık birçok inanılmaz olayın görüntülerini izleme şansımız oluyor sayın seyirciler. İşte onlardan biri, İstanbul'da meydana gelen bir kuyumcu soygunu izliyoruz. Burası İstanbul Üsküdar'da bir kuyumcu dükkanı. Öğle yemeğini yemekte olan kuyumcu birazdan başına geleceklerden habersiz. İşte tam o sırada eli silahlı bir soyguncu kuyumcuya giriyor. Kuyumcu şaşkın, soyguncu ise soğukkanlı. Fakat o da ne? Soyguncu altınlar yerine köfteleri uzanıyor. Evet, soyguncu köfteleri uzanıyor ve köfteleri yiyor soyguncu. İnanılır gibi değil sayın seyirciler. Oh, ayrandan değişti ve çıktı. Evet, soyguncu kayıplara karışıyor. İşte sayın seyirciler, et fiyatlarındaki korkunç artış önce depolardan et çalma olaylarına, sonra da böyle münferit teşebbüslere yol açtı. Bakalım daha neler göreceğiz. Ye hadi ye kuyumcu, sonuncuyu da bırakma, arkandan ağlar. Oh! Efendim, bugün en kral yorumumu sizlere farklı bir şekilde yapacağım. Biliyorsunuz domates fiyatları son zamanlarda rekor üstüne rekor kırıyor. Öyle ki bu hafta kilosu tam 10 liradan satılmaya başlandı. Yanlış duymadınız efendim, tam 10 lira. Domates değil, sanki altın mübarek. Hal böyle olunca da ne oldu? Domatesin çekirdeği bütçeyi zorladı. Mutfak masrafına bu zam şıp dedi damladı. Vatandaş tezgaha baktı da almadı. Domatese ayıracak hiç para kalmadı. Hey! Bak bi, domatese bak bi. İşte vatandaşın hali. Hey! Bak bi. Domatese bak ki işte vatandaşın hali. Allah! Sayın seyirciler, ülkemizde işsizlik öyle boyutlara ulaştı ki artık çalışma şartları da iyice acayipleşti. Sen kabul etmezsen nasıl olsa birileri kabul ediyor mantığıyla insanlar neredeyse bedava çalıştırılmaya başladılar. Bu adaletsiz duruma hiç anlam veremeyen ailenin küçük fertleri de bir reklam filmini babaları için uyarlamışlar ve onları uyarmışlar. İzliyoruz efendim.
Benim babam çok mesai yapıyor. Benim babam 3 kuruşa çalışıyor. Benim babam sigortasız. Benim babam resmen bedavaya çalışıyor. Benim babam bildiğin hıyar. Benim babam salata gibi adam. Sala salata, sala salata, sala salata. Hakkın için başvur her yola, salata. Sayın seyirciler, Baba Haber Bülteni burada sona eriyor. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar.